Aynen ya. Bilmiyorum, her şey elinde zaten. Adam her türlü kazanacağı belliydi zaten. Kazanmak değil de çalıyorlar resmen. Çalıyorlar, bu ortada. Ondan sonra yani herkes katlanacak. Zor süreç bekliyor bence. Hiçbir şey alınmıyor. Milletin alım gücü kalmadı. Artık bilmiyorum yani. Ben pazarcıyım. Pazara gidiyorum mesela, tamam kazanıyoruz ama emin ol hiçbir şeye yetmiyor. Sadece günümüzü kurtarıyoruz. Başka hiçbir şey yok. Zaten CHP de gelseydi bu enkazın altında kalacaktı. Ama böyle daha iyi oldu. Boş ver. Enkazlarla baş başa kaldılar. Kürtler Kürtlerle ittifak yapsın. Mesela diyelim ki YSP, HDP, Kürdistanlı örgütlerle. Bunun içinde PSK var, Halk Par var, Azadi Hareketi var. Kalkıp Batı illerinde o diğer sol örgütlerle, bize yakın örgütlerle şey yapabiliriz. İttifak yapabiliriz demiştim ve kaybettiler. Mesela 2018 yılında HDP'nin aldığı oyla YSP azaltmış resmen. Yani 5 yıl araya girmiş, Z kuşağı var, artan milyonlar var, oyunu şey yapmış, düşürmüş. Her yolu denedik. Biz Kürdistan İttifakı denemedik. Bakın şu anda bir Kürdüm değil mi? Az önce sizinle ben Türkçe iletişim kurdum. Biz mevzi kaybediyoruz. Kuzey Kürdistan'da artık Kürtçe diye bir şey yok. Ben gittim Diyarbakır'a gezdim. Ben adama soruyorum, diyorum ki Nakhbaşkana Kudere, ben Kürdi bilmiyorum dedim. Sen Türkiye de bilmiyorsun. Yani biz bunu kaybettik. Zaten bazı yerlerde YSP'nin olan MHP'ye yazmışlar yani. Bu zaten, bunları biliyorduk biz. Biz sahip çıkmalıydık. Evet, ama devletin bütün imkanlarını kullandılar. Bakanlarıyla, polisiyle, mesela bazı yerlerde milletvekilleri bile darp edildi Urfa'da. Bunları biz zaten biliyorduk. Bunları biz nasıl engel olurduk? Açıkçası şu anda sokağa baktığımızda bir değişim yok gibi görünüyor. Ama işin içine biraz daha girdiğimizde, insanların duygu dünyasına girdiğimizde aslında bir kısmının büyük bir karamsarlığa kapıldığının farkındayız. Sosyal medyadan da arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Ben yurt dışında yaşıyorum bu arada ve birçok kişi bana, benim olduğum yere, ben Avustralya'da yaşıyorum, oraya nasıl gelebileceğini soruyor. Bu da aslında birçok insanın ülkeden umudunu kestiğini ve artık yurt dışında yaşamanın yollarını aradığını gösteriyor. Ama seçim öncesinde de benim şöyle bir düşüncem vardı. Bu Türkiye'deki, buradaki olay sadece tek bir seçimle, tek bir gecede olan bir olayla değişecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uzun vadede planlı, projeli ve toplumsal çalışmalarla bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. O yüzden evet, bir insan kötü hissediyorsa, kötü bir durum içinde olduğunu düşünüyorsa bir mucizeye, bir gecede olacak bir şeye ihtiyaç duyar. Ama bu eşyanın, dünyanın, toplumun mantığına ve matematiğine aykırı olduğunu düşünüyorum. O yüzden evet, dün gece bir şeyler değişmemiş olabilir ya da öyle hissediyor olabiliriz. Ama uzun vadede umudumuzu kesmeden yeniden mantıklı, daha rasyonel planlar yaparak, uzun vadeli planlar yaparak, bu yurt dışında yaşamak da olabilir. Önce kendi hayatımızı, sonra da tüm Türkiye olarak, tüm Türkler olarak hayatımızı daha iyi nasıl yapabiliriz diye düşünmeli ve tekrar yola koyulmalıyız diye düşünüyorum. Çaldılar hepsi. Bak, birinci turdaki oylar çalındı. YSK'nın sitesinden bizzat bakıldı. Mesela Kılıçdaroğlu 164 mu almış? Adam diyor ki, adam 16 yazmış, 4'ü girmemiş. İşte ne bileyim, kafam karışıktı, uykum vardı, şöyle böyle bahane uyduruyor. Ya da Kılıçdaroğlu atıyorum 30 almış, Tayyip 20 almış. Oylarını değiştirerek fazla alanı Tayyip'e yüklediler. Bizzat YSK'nın sitesinde vardı ya. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, buradayız. Ülkemiz için savaşacağız. Her şey için hep her zaman buradayız. Hiç kimse bizi durduramaz. Sen oyları çalsan da biz gene buradayız. Ne kadar korkutsan da karamsarlık olmaz. Karamsarlık olursa olmaz. Kılıçdaroğlu o zaman giderdi. Adam kaç seçim kazanamadı, giderdi o zaman. Karamsarlık olmaz. Her zaman umut var, ışık var. Her zaman. Yani bu sonuçlar adil bir seçim sonucu değil. Bu hani kesinlikle bir referandumdu. Yani bunun değeri bilinmedi diyecek pek de bir şey yok aslında, ama ben Türk halkının yani bu oyu niye verdiğini anlamıyorum. Çünkü senin ekmek alacak paran yok, su alacak paran yok. Nefes almak bile paralı olacakken yakını, sen gidip oy veriyorsan benim hakkım sana helal değil yani. Ama hiç acımıyorum. Madem bu halk nefret istiyor, kötülüğü istiyor, hırsızlığı istiyor. Diledikleri kadar yaşayabilirler yani. Evet, bizim durumumuz iyi belki. Ama durumu iyi olmayan insanlar var, ebeveynler var. Çocuğuna bir ayakkabı alamadığı için intihar eden babalar var. Yani bunların hepsi sonuçta bir gün sorulacak. O yüzden
mücadeleye her daim devam. Şey hani bizim pes etmemiz, bizim oturmamız, susmamız yani, ama böyle bir şey olmayacak. Çünkü bura hani bangır bangır bir gençlik geliyor, gelmeye de devam edecek.